Solfasol TV'den herkese merhabalar. Koronavirüs hakkındaki yayınlarımızı sosyal medya hesaplarımız üzerinden yapmaya devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz ise Oyuncu Sendikası Genel Sekreteri Sercan Gidişoğlu. Bize setleri durduralım kampanyası ile ilgili bilgiler verecek. Ve şu anda koronavirüs önlemi olarak bütün setlerin durdurulması için bir çağrıda bulundular. Sercan Bey merhaba. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz yayınımızı kabul ettiğiniz için. Siz Oyuncu Sendikası'nın şu andaki yönetim kurulunda genel sekreteri olarak çalışıyorsunuz. Bize bu son olarak set emekçileri ile ilgili koronavirüsle alakalı hazırladığınız kampanyadan bahsedebilir misiniz? Setleri durduralım diye bir kampanya başlattınız. Bununla ilgili sizden bilgi alabilir miyiz? Evet, sesim geliyor sanırım. Tabii ki biz Geliyor. de internet üzerinden bu röportajı yaptığımız için zaman zaman küçük kopmalar ya da duraksamalar olabilir. İzleyenlerden özür dileyelim şimdiden. Evet, setleri durdurun diye bir hashtag açtık ve yaklaşık 10 gündür de Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü günlere denk gelen o dönemlerden beri yoğun bir biçimde bu kampanyayı ve bu çağrıyı sürdürüyoruz. Bunun temel sebebi şu: genel anlamda zaten koronavirüs tehdidinden önce bile, yani o tehdit olmadan bile, setler zaten tehlikeli iş yerleri. Son derece iş sağlığı ve güvenliği açısından baktığımızda da tehlikeli sınıfta, yani bir inşaat gibi bir maden tehlike barındıran ve zaten çok risklerle çalışılan, çok profesyonellik gerektiren bir sektör. Ve o halde bile, yani o durumda bile ciddi sorunlarımız vardı. Onları yeni yeni aşmaya uğraşıyorken bir de maalesef bu koronavirüs illeti tüm dünyanın başına dert oldu. Ve setlerin şöyle bir artı tehlikesi var. Yani başka işlerde çalışan insanlar, çünkü bazen diyor ki haklı olarak, yani setlerdekiler çalışan da diğer yerlerdeki değil mi? Böyle düşünülebilir, doğrudur. Tabii ki herkesin şu anda evde kalmaya ihtiyacı var. Zaten bunun için genel tedbirler talep ediyoruz hepimiz vatandaş olarak ve olmadığını görünce biraz hayal kırıklığına uğrayabiliyoruz. Ama setlerin şöyle bir maalesef farklı durumu var. Bunu belirtmemiz gerek. Setler onlarca, bazen yeri geliyor bir tane yüzden fazla insanın çok dar bir alanda dip dibe olduğu, sosyal mesafe kuralının asla uygulanamayacağı, her şeyin birbirine elden ele ekipmanların verildiği ve oyuncunun örneğin bir sahne oynarken birbiriyle mesafeli durması, dokunmaması mümkün değil. İzlediğiniz bütün dizilere bakın, insanlar birbirine dokunuyor da, bağırıyor, çağırıyor, yakın mesafede sahneler çekiyor, romantik bir sahne çekiyor, yeri geliyor. Dolayısıyla dramatik aksiyon gereği de bu zaten böyle yapılamaz bir şey. Dolayısıyla sette çalışmak demek aslında kontamine bir, yani virüsten korunaklı bir ortamın olmasını sağlayabileceğiniz bir yer değil set, öyle anlatayım. Enfekte olmamak mümkün değil. Eğer virüs oraya gelirse maalesef oradaki hemen hemen herkesin bunu kapma ve başkalarına yayma ihtimali var. Biz bu sebeple de diyoruz ki sadece set emekçilerinin değil, halk sağlığını korumak adına zaten setlerin çok tehlikeli olduğunun farkına varılmalı ve burada bir an önce önlemler alıp tüm setler durdurulmalı. Yani üçü durdu, beşi durmadı, biri durdu, üçü durmadı ile olacak iş değil bu. Tümü için toplu bir karar alınması gerek. Yoksa bu tehlikeyi bertaraf edemeyiz. Çok geç kalmadan yapmalıyız. Belki geç bile kaldık diye bile korkuyorum. İlk sorunuzu böyle cevaplayayım. Şunu da tamamlayayım. Çalışanlar tarafında olan tüm meslek birlikleri, hatta bazı yapımcılar bile bu çağrıya destek verdi, vermekte, veriyor. Bu çağrının da birincil müsebbibi, daha doğrusu birinci adresi, öyle söyleyeyim, elbette bu dizileri yayınlayan yayıncılar ve bu güce sahip, bu durdurma gücüne sahip kamu otoritesi. Öncelikle bunlar bunu yapmakla mükellefler, çünkü bunların elinde. Bu kararı verme gücü ya kamu otoritesine ya da yayıncıya ait. Dolayısıyla bizim talebimiz birinci olarak buralara. Yapım firmalarına da tabii, ama bazı yapımcılar da onlardan talep ediyor zaten durabilmeyi. Hatta bazıları da kendi inisiyatiflerine, stoklarına güvenerek durdular bile. Tam da bu noktada durdurulan o zaman setler var anladığım Var. kadarıyla. Sayıca gittikçe artıyor mu? Bununla ilgili size bir bilgi geliyor mu? Evet. Bundan da birazcık bize bahsedebilir misiniz? Tabii. Bahsedebilirim. Yani şu anda böyle kim çalışıyor, kim durdu gibi bir isim vermek biraz zor, çünkü bu her gün değişen bir bilgi. Ancak şöyle söyleyeyim.
Bizim diğer meslek örgütleri ve bir iki sendika daha alandaki onlarla birlikte başlattığımız bu çağrının sonunda yaklaşık 40'a yakın dizi yapımının içerisinde 33-34 tanesi aslında bir durdu, ara verdi. Bazıları biraz daha kısa süreli aralar verdi. Bazıları belirsiz bir şekilde durdu ama şu an durmuş vaziyetteler. Şu an 6-7 tanesi aktif devam ediyor gibi gözüküyor. Ama dediğim gibi bu bilgi günden güne değişebiliyor. Esas tehlike şu. Yani belki yarın 2 set daha duracak, daha az sayıda set kalacağız. Ama esas tehlikeli durum şu. Eğer yayıncılar, TRT biliyorsunuz bir tek bunu yaptı. Bizim kampanyamızın da büyük etkisi var ama TRT'de zaten bir devlet kurumu kamu yayıncılığının gereğini yaptı. Bu konuda da gerçekten teşekkür ediyorum. Yani diğer yayıncılar yapmadı hala mesela. Ama TRT'nin dedi çıktı 2 hafta dizilerini durdurduğunu, sonra gerekirse durumu tekrar değerlendireceğini söyledi virüsün durumuna göre. Biz de bunu talep ettik zaten sektörden. Dedik ki tüm yayıncılar 2-3 hafta virüsün kuluçka süresi denen bilimsel süre boyunca en azından yayılımını azaltmak için, kontrol altına almak için en tehlikeli yerlerden olan bizim de durmamıza müsaade edilsin, duralım. Hem buradaki insanları, çalışanları, oyuncuları, set ekibini koruyalım. Hem halk sağlığını koruyalım istedik. Ha, bu çağrıya dediğim gibi bir kısım uyuldu ama şöyle oluyor. Elinde stok var, stok olan yapımcı diyelim durabiliyor. Ya da bir kanalla yaptığı anlaşma bir haftalığına kolaj yayınlamak, başka film koymak gibi bir şeyle duruyor. Ama bazı yayıncılar maalesef inat ediyor. Bir iki kanal özellikle biz hani öyle duyuyoruz sürekli. Israrla o dizilerini çektirtmek istiyor. Bu böyle devam ederse maalesef stok olanlar da daha çok dayanamayacak ve belki bu hafta içinde durmuş setlerin tekrar başladığını göreceğiz. Halbuki tehlike daha ortada ve bilim kurulundakilerin ne söylediğini biliyorsunuz. Bu haftayı her şeyden daha kritik görüyorlar. Yoksa belki de maalesef yani Allah göstermesin İspanya, İtalya'ya daha kötü örneklere doğru gidiyoruz. Dolayısıyla bunun önüne geçmek için tedbirleri bugün alırsak bir işe yarar. Maalesef ama kanallarda işte genel bir sokağa çıkma gelir mi, o hal gelir mi, o gelene kadar biz çalışalım gibi bir zihniyet var. Maalesef bunun arkasında üzülerek söylüyorum ki ben başka türlü açıklayamıyorum bunu. Bir rant kaygısı olduğu gerçeği de var gibi duruyor. Çünkü şuna bağlı bakın. Herkes evine kapandı ya şu anda. Hani tırnak içinde ya da en azından çalışanlar bile olsa akşam evine geliyor. Dışarı çıkamıyor. Başka bir şey yapamıyor. Eve gelindi. Ne oluyor? Dizilerin reytingleri 1-2 puan birden arttı belki de. Reklam gelirleri yükseldi. Ne oldu? Şimdi bu sıcak para güzel ekonomi demek. Ama insanın canından kıymetli mi yani şimdi bu 2 puan reyting? Yani bunu sormaya. Ve bir soru daha ekleyeyim ben buna. Bunu sektör dışındaki insanlar çok kolay algılayamıyorlar ama yılbaşı dönemini düşünün lütfen. 1-2 sene öncesinde yılbaşı zamanında bir yılbaşı haftası diziler oynamazdı. Hatta ilk birkaç gün. Onun dışında diziler devam ederdi. Şimdi bilmiyorum siz farkına varıyor musunuz ama son 2 yıldır 2 ya da 3 hafta kadar yılbaşı döneminde diziler duruyor. Bunun sebebini biliyor musunuz bu 2-3 hafta durmanın sebebi? Tamamen ekonomik. Tamamen ekonomik. Vergi dönemine denk geliyor diye şey diye tamamen ekonomik sebeplerden 2-3 hafta diziler durduruluyor. Kanallar tarafından. Yapımcı kanal ortaklaşa böyle bir şey yapabiliyor. Bunu insan sağlığı için niye yapamıyoruz? Bu soru bence hepsinden kritik. Yani şu anda bu reklam pastasının mı derdine düşmemiz gerekiyor? TRT yayıncı değil mi? O durdurdu. Tamam kamu yayıncısı belki özel sektör değil ama özel sektörün olması onun da bir kamu görevi yaptığını göstermez mi? Kamu sağlığını hiçe saymasını mı gerektirir? Bu insanlar burada bir vaka yaşansa nasıl bunun vicdan azabını herhalde duymazlar zaten tahmin etmiyorum. Belki duymayacaklar bilemiyorum şimdi yani günahlarına girmeyeyim ama müsebbibi bu insanlar olacaktır. Örneğin RTÜK Başkanı çıktı biliyorsunuz bir geçen hafta bir tweet attı dedi çalışanlara teşekkür etti eğlence sektörüne. Sanki eğlence sektörü yani insanlar diğerleri televizyon seyretsin diye ölebilecek, hastalanabilecek, o hastalığı başkalarına yayabilecek insan grubuymuş gibi onlara teşekkür etti. Bu kadar sorumsuz, bu kadar devlet bilincinden uzak, işgal ettiği koltuğun sorumluluklarından bu kadar uzak başka açıklama kolay görülemez diye düşünüyorum. Kendisinin her şeye rağmen duran setlere teşekkür etmesi ve diğer kanalların da bir an evvel bu tedbiri almasını söylemesi gerekirdi. O gitti tuttu. Aa ne güzel dizi çekiyorsunuz bravo biz de oturup sizi seyredebiliyoruz alkışlıyorum dedi. Biz sağlıkçı mıyız? Biz polis miyiz? Atomu mu parçalıyoruz? Yani insanlığın hayatı için gerekli bir şey yapmıyoruz biz. Gerçek kahramanlar bu süreçte sağlıkçılardır ki
Onların bile şu anda birçok hakkı şeyi göz ardı ediliyor. Esas onlara iyi bakmamız lazım. Bize falan değil. Ben de tam olarak bir şey sormak istiyorum. RÜTÜK'ten ya da işte devlet mercilerinden şimdi emekçilerinin aslında birçok zorlukla karşı karşıya, normal zamanda da karşı karşıya olduğunu biliyoruz. Hiçbir şekilde sosyal güvenceleri olmuyor. İşte maaşları zamanında ödenmiyor. Bu tarz sorunlarla zaten karşılaşıyorlar. Peki sizin mesela RÜTÜK'ten ya da işte devlet kanalından bu konudaki beklentiniz nedir? Yani bir düzenleme yapılsa nasıl bir düzenleme istersiniz? Bakın şimdi aslında olay basit. Biz tüm kamu kuruluşlarına yani ilgili bakanlıklara dilekçeler yolladık, yayıncılara yolladık. Yapılacak şey basit. Kendilerinin bilim kurulunun verdiği tavsiyeye de göre kuluçka süresi denen bir süre, en azından ilk aşamada 2 ya da 3 haftalık bir süre yayıncılar ortaklaşacaklar. Ya da kamu otoritesi, eğer bunu yayıncı yapmak istemiyorsa, bakın kamu otoritesi genelge çıkararak bugün her şeyi, hastaneleri bile neredeyse kamusallaştıracak biçimde pandemi hastanesine dönüştürebiliyorlar. Devletin elinde bu güç var. Her ne kadar olağanüstü hal gibi bir şey ilan edilmemiş olsa da şu anda olağanüstü bir durum var ve devletin bununla olağanüstü baş etme mekanizmaları var. Dolayısıyla kamu otoritesi diyebilir ki nasıl belli şeyleri yasaklıyor. Der ki tüm set çalışmalarını, bakın tiyatrolar kapatıldı değil mi genelgeyle? Mayıs'a kadar hepsi kapatıldı. Bu kapatılabiliyor. Özel devlet dinlemeden tüm gösteriler kapatıldı. Tüm konserler, tüm şeyler iptal edildi. Mayıs ayına kadar askıya alındı. Hepsi. Dolayısıyla kimse bu yasağa karşı gelebiliyor mu? Gelemiyor. Gelmemesi de gerek. Halk sağlığı için bu yapılması gerekiyor dendi. Hepimiz o kültür alanının emekçileri olarak tek gelirimiz buradan olan, bakın hele tiyatro sanatçıları çok zor durumdalar, özel tiyatro insanları. Tek gelirleri bu. Oynamazlarsa para da kazanamıyorlar. Bir sosyal güvenceleri yok. Ama buna rağmen sineye çekildi. Dendi ki halk sağlığı için fedakarlıksa yapalım. Yapılsın. Niye dizi setlerine böyle diyecek ki setler durduruldu denecek. Bu kadar basit bir genelge. Bir cümle bile yeter. Ya da yayıncı diyecek ki TRT yaptığı gibi biz şu tarihe kadar setlerimizin tamamını askıya aldık. O zaman da tekrar ikinci bir değerlendirme yapacağız. Sağlıklı koşullar sağlanabiliyorsa üretime devam edeceğiz. Bu kadar basit. Bizim beklentimiz çok net. Ve bununla ilgili her yere başvurumuzu da yaptık. Ama her geçen gün maalesef bu konuda benim umudum azalıyor. Çünkü biz günlerdir böyle çığlık atıyoruz, sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Ama kendisi de yayıncı olan örneğin ana haber bültenlerinin hiçbirinde bizim bu çağrımıza, şeyimize yer verilmiyor. Bir magazinel bir şey olduğunda, bir sanatçı bir video çekip koyduğunda bütün ana haber bültenlerine konuyordu alakalı alakasız. Bizim başkanımız Sayın Demet Akbağ dair birçok sanatçı arkadaşımız da setleri durdurun diye de videolar çekti koydu. Hiç bu sesi duymuyor ana akım medya. Çünkü kendileri maalesef setleri durdurmak istemiyorlar gibi anlaşılıyor burada. Başka bir şey diyemiyorum. İnşallah yanılırım da beni yanlış çıkartırlar ve bu kararlarını bir an evvel ilan ederler, setlerini durdururlar. Son olarak şunu da sorabilir miyim? Oyuncu sendikası olarak durdurulmayan setlere dair başka ilerleyen zamanlarda başka planlarınız olacak mı? Evet. Şimdiden biz çeşitli hazırlıklar yapıyoruz. Tabii ki en azından kamu otoritelerine halk sağlığını tehdit eden bu durumu en kötü ihtimal bildirmekle birincisi mükellefiz. İkincisi bizden bu anlamda destek isteyen tüm oyunculara, üyemiz olsun olmasın, eğer kendilerini iyi hissetmiyorlarsa, devam edemeyecek durumda hissediyorlarsa, oraya gitmeye zorlanıyorlar ve gitmek istemiyorlarsa, sözleşmelerinde çok ağır cezai şartlar var oyuncuların. Bunları söyleyeyim. Yani set çalışanlarının bile var. Ama oyuncuların daha da fazla. Dolayısıyla öyle kamuoyunda dendiği gibi ya oyuncu bırakır nasıl olsa, istese gitmez keyfine göre diye bir durum asla söz konusu değil. Bu yanlış anlaşmayı da lütfen giderelim. Sizin aracılığınızda izleyenler de bunu öğrensin. Öyle bir durum yok. Aksine 4A'lı çalışan da olmadıkları için öyle izin alma hakları da yok. Bu insanlar serbest çalışan, bir tür ticaret, yani bir eser sözleşmesi yapmışlar ve o sözleşmenin çok ciddi cezai yaptırımları var. Yapımcı ne derse yapmak mecburiyetindeler ya da davayı göze alacaklar. Ama burada bir mücbir sebep kavramı var biliyorsunuz, pandemi. Yani bu bir mücbir sebeptir. Bunu göze alıp da
bu mücadeleye girmek isteyen her oyuncunun arkasında duracağımızı ilan ettik. Bizim sosyal medya hesaplamalarımız, hesaplarımızdan açıklamalarımıza bakın lütfen. Orada yazılı da göreceksiniz. Aksiyon planımızın içinde bunun olduğunu zaten ilan ettik biz. Sonuçta biz üyemiz veya üyemiz olmayan tüm oyunculara destek olacağız. Arkalarında duracağız bu süreçte. Yapabileceğimiz budur yani. Tamamdır. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan Sercan Bey bizimle yayını kabul ettiğiniz için ve bu bilgilendirmeleri yaptığınız için. Dileriz en kısa sürede setlerde durdurulur ve gereken önlemler alınır diyorum. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Ben teşekkür ediyorum. Hepimize de sağlıklı günler diliyorum. Virüsten korunduğumuz sağlıklı günler diliyorum ve diyorum ki evde kal Türkiye. Evde kal. Hoşçakalın. Sağ olun.